Bakın bir adamın her ay 25 bin, 30 bin, 50 bin lira kira aldığı bir dükkanı var. Evi var, arabası var. Fakat kira parası birikmiyor. Birikmeyince kira parası birikmiyor. Yani üzerinden bir ay, 2 ay, 3 ay, her ay kenara bir para koyamıyor. Kira paraları birikti, bir yıl birikti, zekat miktarını geçerse, yani 81 gram yuvarlak bugün 100 bin liranın üzerinde bir para kenarda duruyorsa zekat verecek. Bir tüccar dükkanında satılacak malların, istiflenmiş mallar var. Satılacak bunlar. Satılacak malların imalat fiyatından sene dolmuşsa maliyet fiyatı, mesela 5 lira diye teket koymuş ama satılmazsa ne olacak? Ya 3 liraya, 2 liraya mal etti. Maliyet fiyatından ne yapacak? Zekatını verecek. Dükkandaki rafların, akıllı ekranın, demirbaşların ya da paraya dönmeyecek. Mesela kalem yaptırdı, promosyon, hediye verecek onları. Bunlar satılan mal, emtia değil. Bunların, promosyonların zekatı olmaz. Neden zekat veriyor Abdülkerim abi? Neyden zekat veriyor Hasan Hüseyin abi? Sevgili seyircilerimiz. Neyden zekat verecek? Dükkandaki satılan mal, cepteki nakit para, döviz, filanca yerdeki hisse, işte şirketlerdeki hisseler, hanımdaki para, Bitcoin şu anda kaç para ediyorsa zekat hesaplarken, onun kapıdaki arabanın, efendim filan yerdeki tarlanın, 3 katlı evin, bunların zekatları yok. Galericiyse adam, 5 arabası varsa, bu ticaret malı olduğu için zekat verecek ama dükkandaki promosyonların getirisi olmayan promosyon. Evet, ambalaj malzemesi. Ne almış? Efendim poşet almış, kağıt almış. Onları sarıp koyuyor. Onlar ticaret malı değil. Ya ne yapacak? Ticaret malı olan ürünlere, yani istif ettiği mallar, sattığı mallar, 1, 2, 3, 5 çeşit çuvala koyduğu mallar, bunların hesabını yapıp zekatını verecek.